Tam da bunu soracaktım. En çok Türkiye'de tabii merak edilen husus bu. Bu olay sadece Zerrab'la mı sınırlı kalır, genişler mi? Olayın Türkiye ayağı çıkar mı? Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan yargısı böyle kurcalama yoluna gider mi? Bunların işaretleri var mı ortada? Yani şu anda yok. Şimdi bilmiyorum işaretle şimdi ama yani şey olarak bakınca, geçmiş deneyimlerden bakınca FBI'nin bu tür soruşturmaları mümkün olduğunca yani gittiği yere kadar götüreceğini tahmin etmek mümkün. Çünkü yani dediğim gibi ulusal güvenlik meselesi bu Amerikalıların. Fakat işin tabii hangi boyutta ilerleyeceği, bu Reza Zarrab'ın Amerika'ya neden geldiğiyle ilgili, onu bilmiyoruz. Yani ne boyutta ilerleyecek? Bu iş hangi bir, yani Reza Zarrab şimdiye kadar anlaşmadıysa bile, işte itirafçı olacak mı, olduğu zaman neyin karşılığında olacak, nasıl bir anlaşma yapılacak? Bunlar ilk işte bundan sonraki duruşmada ortaya çıkacak, 3 aşağı 5 yukarı kendini belli edecek. Ama şimdi bu işin ne kadar uzayacağı, nerelere kadar gideceği, hepsi spekülasyon. Yani 17-25 Aralık iddianamesine bakınca orada green, yani yeşil kartı olan bakanlar da var mesela. Yani onların bu tür bir soruşturmanın dışında olması mümkün değil. Yani çünkü bir Amerikan vatandaşının veya yeşil kart sahibi olan birinin dünyanın her yerinde devlet yetkililerine rüşvet vermesi yasaktır ve burada yargılanır. Yani kalkıp mesela sadece Amerikan polisine değil, Türkmenistan'a gittiğinizde orada bir iş yaptırmak için oradaki tapu memuruna para verdiğinizde bile burada gelir yargılanırsınız eğer delilini bulurlarsa. Bu kadar açık olan, bu kadar üst düzey olan suçlamaların olduğu 17-25 Aralık gibi bir iddianamede, bu kadar her şeyin çarşaf çarşaf gazetelerde tartışıldığı bir haberden sonra FBI'nin bunu göz ardı etmesi, bu tür iddiaları soruşturmaması düşünülemez.